Mutlu günler, hayırlı cumalar kıymetli izleyenlerim. En derin sevgi ve saygılarımla sizleri selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri rahmetini, mağfiretini, bereketini üzerimizden eksik etmesin. Daim eylesin inşallah. Her zaman olduğu gibi bugün de Gönül Sohbetleri programında sizlerle beraberiz. Evet, sizlerle beraber olmak, bu ekrandan sizlere seslenmek, siz kıymetli hemşerilerimin, değerli izleyenlerimin evlerine misafir olmak, dini konuları sizlerle konuşmak, bu ekrandan sizleri manen doyurmak, bu ekrandan sizlerle beraber olmak gerçekten bizlere mutluluk veriyor, bizleri gururlandırıyor, bizleri sevindiriyor. Evet, bugün Gönül Sohbetleri programında değerli il müftümüz Emrullah Üzüm hocamla beraber olacağız. Onun bilgilerini sizlere bu ekrandan aktarmaya çalışacağız, bizleri bilgilendirecek. Manevi konularda, dini konularda bizlere ışık tutacak, bizleri aydınlatacak diyorum ve değerli hocama dönüyorum. Hocam, stüdyomuza, televizyonumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar diliyorum izleyicilerimize. Allah razı olsun. Efendim, bugün kıymetli izleyenlerimizi cami, Kur'an kursları ve çocuklarımız konusunda aydınlatmaya çalışacağız. İnşallah. Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretlerinin dünya meyvesi olarak ikram etmiş olduğu, dünya meyvesi olarak bahşetmiş olduğu evlatlarımız, çocuklarımız bizler için en büyük nimet. Hayatımızın süsü, gözümüzün nuru, milletlerin en büyük ümidi, geleceklerinin teminatı çocuklarımız, çocuklarını iyi terbiye etmeyen milletler, yarınlarına güvenle bakamazlar. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Hakikaten Ramazan-ı Şerif'in gölgesinin üzerimize düştüğü bu günlerde çocukları konuşmak bizim için büyük bir mutluluk. Evet efendim. Aile için, il, şehir için ve ülke için, milletimiz için en değerli varlıklarımız özellikle çocuklarımız ve yarının gençleri onlar. Evet. Bugünün küçükleri, bugünün yarının büyükleri olacak. Yarının gençleri olacak ve daha sonra onlar bizim yerimizde olacaklar. Geleceğimizin teminatı onlar. Onları hem manevi yönden hem maddi yönden bilgili, deneyimli ve insanlar kendisine, toplumuna, ailesine ve ülkesine faydalı olabilecek düşüncede ve uygulamada yetiştirmek, evet, bizim bugünkü görevimiz. Yani çocuklarımız bize aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın emaneti ve biz onlara yarın dünyayı bırakıp gideceğiz. Evet. Dünya onlara kalacak. Biz ukbaya gideceğiz. Kabir alemine ve daha sonra mahşere hepimiz gideceğiz. Ama dünya çocuklarımıza kalacak. Şimdi dünyayı çocuklarımıza bıraktığımız zaman onlara önemli de bir miras bırakmamız gerekiyor. Efendimizin ifadesiyle bir anne baba çocuğuna iyi terbiyeden daha büyük bir miras bırakmış olamaz. Çocuğuna en büyük miras iyi bir eğitim, iyi bir terbiye, iyi bir ahlak, İyi bir edep, bu şekilde çocuklarını manevi olarak, evet, çünkü insanın hayatının ekseri bölümünü teşkil eden manevi değerleridir, maneviyatıdır. Ve o manevi değerler maddi değerleri de idare ederler. Ne kadar manevi değerler güçlüyse insanda, evet, dünya o kadar anlamlı ve güzel olur. Yani çocuklarımızı yetiştirirken bu konuları soracaksınız tabii herhalde hocam. Tabii konuşacağız. Tabii. Çocuklarımızı yetiştirirken yaş gruplarına göre onlara vermemiz gereken bir eğitim var.
Evet hocam. Şimdi yani zannediyorum en mühim sorumuz şu, konumuz şu. Evet. Çocukta din eğitimi, ahlak evet. eğitimi ne zaman başlamalıdır? O soruya geçeceğim. Evet. Hocam şimdi buyurduğunuz gibi konuşmamızın başında rahmet, mağfiret, bereket ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Camilerimiz, cemaatimizle dolacak. En çok beni sevindiren hocam, şöyle tefekkür ediyorum. Ayın 15'inden sonra efendim kayıtlarımız, Kur'an kurslarımızda, camilerde kayıtlarımız başlayacak. O yavrularımız camilerde cıvıl cıvıl olacak. Hem rahmet, mağfiret, bereket ayı olan mübarek Ramazan ayında camiler cemaatimizle dolacak. Bunun yanında yavrularımızla dolacak, evet. çocuklarımızla dolacak. Evet. Ben hemen soruma geçiyorum. Eğitim faaliyetleri çocuğun gelişim basamakları olarak her yaşın özelliğine göre mi eğitim verilmeli? Din eğitimi konusunda durum farklı mıdır? Neler söylemek istersiniz? Efendim eğitimin tamamı eğitim olarak, öğretim ayrıdır evet. biliyorsunuz. Öğretimin bir yaşı vardır. Ama özellikle din eğitimi, Diyanet İşleri Başkanlığımızın bunu çok önemli altını çizmek istiyorum. Yaptığı bir araştırmada, TÜİK'le beraber yaptığı bir araştırmada, evet. Bu geniş bir araştırma, yenisi de yapılacak inşallah. Ölçülecek durum, değerler. Bakalım neler, ne kadar mesafe evet, aldık. Evet. Efendim, insanların bugün %80'den fazlası din eğitimini aileden aldığını söylüyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani ben diyor insanlar din eğitimimi, din bilgilerimi evet. %80 ailemden öğrendim. Ne kadar öğrendim, nasıl öğrendim o ayrı bir mesele. Ama aile din eğitimi, çocuklarına din eğitimi verme bakımından birinci sırada. %80 oranında. Aile. Aile. Yani anne, baba. Evet, anne ve baba, dede, büyükler. Din eğitimini vermede %80 insanımız din eğitimini bunlardan, aileden öğreniyor. Bu doğaldır aslında. Çok doğaldır. Burada şu hakikat ortaya çıkıyor. Demek ki biz esas din eğitimini yaşayış biçimi olarak, davranışlarımız, ahlakımız olarak, yani o alışa geldiğimiz davranışlarımız olarak biz ailemizden öğreniyoruz. Yani anne ve babamızdan, büyüklerimizden öğreniyoruz. Ne zamana kadar öğreniyoruz bunu? 6 yaşına kadar öğreniyoruz. Esas eğitimin, din eğitiminin başlama tarihini soruyorsunuz, evet, zamanını hocam. Soruyorsunuz. Zaman. Bunu sorduğum, ben de sordum vatandaşımıza, velilerimize, öğrencilerimizin evet. bizim yaz kurslarında. Hı. Kimisi 6 yaş dedi, kimisi 10 yaş dedi, kimisi 12 yaş dedi. Ondan aşağıya düşen pek olmadı. Doğar doğmaz başlar din eğitimi. Daha çocuk doğduğu zaman anda din eğitimi başlar. Evet. Besmele ile başlar. Ezanın kulağına ezan okumakla başlar. Zaman zaman çok bilinçli aileler, anne ve babalar 0-4 yaş arasında alırlar çocukları ile beraber cami ortamını paylaşırlar. Camide bu din eğitiminin en mühim, en etkileyici, en doğru ve en güzel verilebileceği yer camidir. Cami değil mi hocam? Bu bakımdan din eğitiminin 0 yaşında başlaması gereken ve başlayan gerçekten eksik veya güzel din eğitimi ailede başlar. 0 yaşında başlar. Aşağı yukarı 4 yaşına kadar çok hızlı bir şekilde devam eder. Bu eğer aileler, anne ve babalar, özellikle genç anne babalara ben bunu tavsiye ediyorum. Evet. Sizin için çok önemli fırsat camilerimizdir. Yani 4 yaşına kadar çocuklarınızla beraber zaman zaman haftada bir kere, iki kere camilerimizi ziyaret edin. O çocuklar hani dünyaya gelen çocuğumuz kız olsun, der ki benim de torunum var. Evet. Allah herkese nasip etsin. Amin. Gözünüzün içine bakıyor. Sizden öğrenmek için. Bakınız. 0 yaşında doğan bir bebek annesinin gözünün içine bakar. Ondan sevgi ve şefkat hissini öğrenir hemen. Başlar. Sevgiyi anneden öğrenir. Babadan öğrenir. Merhameti anneden öğrenir. Babadan, bu işte din eğitiminin temeli bunlar. Evet. Sevgi, saygı, merhamet. Saygıyı mesela daha çok babadan öğrenir.
Çünkü anne babaya saygılı olması gerektiğini bir yaşındaki çocuğa yavaş yavaş gösterir hareketleriyle. Evet. Öğretir. 6 yaşına kadar eğitimin esas bölümü biter. Ve bunu aile yapacak ya da ihmal edecek, Allah korusun. Ben Edirne'de bütün ailelerin bu konuda çok hassas olduklarını biliyorum. Ve özellikle kendilerinden bütün Edirneli vatandaşımdan istirham ediyorum. Bakınız 24 saat Selimiye ibadete açık. Evet hocam. Vatandaşımıza açık. Ne zaman 24 saat içinde, ne zaman fırsat bulurlarsa fark etmez. Gece uyku tutmadı. Gecenin saat 3'ünde Selimiye Camii Şerifini, eski camii, Ulu Camii Şerifi, 3 Şerefeli Camii Şerifi yakında, o evet. da 24 saat açılacak. Bu önemli bizim tarihi mirasımız olan muhteşem değerler. Yani Selimiye Camii bir başka ilde yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani Selimiye Camii'nin bulunduğu bir ilde mutlaka anne ve babalar çocuklarını 2 yaşında, 1 yaşında, 6 aylık, 4 yaşında, 3 yaşında zaman zaman 24 saat açık olan Selimiye Camii'ne getirip orada o Cenab-ı Hakk'a olan saygı, o eğitim değerlerini, değerler eğitimini Cami-i Şerif'te verme fırsatına sahiptirler. Evet. Ama mutlaka fırsatı değerlendirmek lazım. Gezmek için, çocuk için cami bir oyun ortamıdır ama o Cami-i Şerif'te çok şey öğrenir. Eğitim, çok iyi bir eğitim alır çocuk. Bakar orada insanlar saygılı davranıyor. Bir şeyden saygı ediyorlar. Demek ki Cami-i Şerifler Allah'ın evleridir. Evet. Özel yerlerdir, özel mekanlardır camiler. Camiler bizim içindir. Daha çok çocuklarımız gerçekten içindir. Böyle. Daha çok çocuklarımız hocam, içindir. Burada bir antiparantez bir şey söylemek istiyorum zat halinize. Bu ekrandan söylemek istiyorum. Ben çünkü Edirne'li olarak çok mutluyum. Çok telefonlar aldık. Gerek yurt dışından, gerek çevre illerden telefonlar aldık. Ben bu ekrandan açıklamak istiyorum. Dediler ki hocama şükranlarımı arz ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Selimiye Camii'nin 24 saat açık olmasından dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler. Ben de bu ekrandan size vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin, yurt dışındaki kardeşlerimin memnuniyetini arz ediyorum hocam. Efendim ben de bu vesileyle Sayın Valimize şükranlarımı arz ediyorum. Evet. Onun destekleri olmasaydı bunu başaramazdık. Öyle değil mi? Allah kendisinden ve bütün bizi izleyenlerden razı olsun. Hakikaten Selimiye Camii Şerifi'nin, Ulu Camii Şerifi, eski cami diyoruz ona. Evet. Daha sonra biliyorsunuz 3 şerefeli evet. yapılınca o eski oldu. Evet. Evet. Eski yapıldığı için tabii. ona eski cami dendi o anlamda. Yoksa Ulu Cami. Esas adı Edirne Ulu Camii'dir. Efendim Sayın Valimizin destekleri olmasaydı biz bu cami-i şerifleri 24 saat açamazdık. Değil mi efendim? Ama şunu da açıkça ifade edeyim. Mesela birçok yerden ben de arandım. Evet. Mesela Fatih Camii de 24 saat açılmaya hazırlanıyor. Öyle duydum. Evet. Birçok ilimiz bu Edirne, Selimiye örneğinden istifade ederek, Selimiye'yi rol model alarak, örnek evet. alarak camilerini, hele ilde bir cami. Her ilde bir cami. Selimiye çok şanslı. Edirne'miz. Hocam ilk adımı siz attınız. Sayın Valim attı. Sayın Valimizden Allah razı olsun. Evet, onun, ona da bu ekrandan şükranlarımızı teşekkür ediyoruz. Arz ediyoruz. Edirne çok şanslı. Edirne Selimiye var. Camiler onun üstünde bir cami yok. Evet. Mesela çocuğumuzu Edirne'li vatandaşlarımızın tamamının gelip ziyaret edebilecekleri Selimiye Camii zirve bir cami. Böyle bir fırsat bir başka ilde yok. Ama aynı zamanda o yetmiyor. Fetih Camii dediğimiz, İstanbul'un fethinin hazırlandığı Ulu Cami Edirne'mizde. Evet, evet. Muhteşem bir heyecan kaynağı. Fethin ruhu burada. Fetih Camii, o Fatih'in askerlerinin fethe giderken dua ettikleri mekan Ulu Cami. Efendim. Şairin dediği aynı, gibi hocam. Ulu camileriyle heybetli. Evet. Selemiyeleriyle kıymetli, evet. Hacı Bayram velileriyle himmetli Serhat şehri Edirne. Evet, şimdi 3 Şerefeli Cami-i Şerif, Fatih'i yetiştiren Cami-i Şerif. Evet, evet. O da 3 Şerefeli de Edirne'de. Edirne bu bakımdan bu fırsatı kaçırmamak lazım. Ramazan-ı Şerif geliyor, ben bu vesileyle bir hatıramı anlatayım. Buyur Sayın Hocam. Ramazan-ı Şerif'te
Kardeşimiz veya hanımefendi bizi dinliyorsa onlar hatırlayacaklardır. Bir teravih namazında ben müezzinlerin olduğu kısımda namaz kılıyordum. Efendim bir teravih namazında 3 tane çocuk camide teravihte koşuşturuyorlardı. Evet. Efendim onları ben ziyaret olarak da fırsat bulurlarsa müftülüğümüze davet etmek istiyorum bu aileyi. O çocuklar camide teravih namazından ayrılıp oynuyorlardı. Bu gayet doğal bir şeydir ve çok güzel bir şeydir. Cenab-ı Hakk'ı da çok memnun eder. Yani biz zannediyoruz ki çocuklar camide oynarsa bizi rahatsız ederler de çok da iyi olmaz zannediyor. Halbuki öyle değil. Yani biz namazımızı kılarız. Bizim ilgimiz zaten namazdadır. Çocukların orada gürültü yapması bizim namaza olan ilgimizi aynı zamanda artıracak da bir unsurdur. Biz çocukların gürültüsünden sarfı nazar ederek namaza odaklanmaya biraz daha gayret etme hissiyatı içinde oluruz. Evet. Yani dışarılarda kilometrelerce uzakları düşünmeyiz. En azından cami-i şerifin içinde ve namaza kendimizi odaklamanın, o namazın kalitesini artırmanın da heyecanı ve hissiyatı içinde oluruz. Çocukların o bakımdan camide koşmaları bizi hiç ilgilendirmesin. Oraya aklımızı vermeyelim. Evet. O çocuklar zaten oynayacaklar. Cami çocuklar için bir oyun alanıdır. Onlarla konuşuyoruz. Diyoruz ki şimdi oturun efendim, o da bir eğitimdir işte. Allah'a saygı göster. Şimdi biz namaz kılıyoruz. Cenab-ı Hakk'a saygımızı rükû ediyoruz, secde ediyoruz, dua ediyoruz değil mi? Namaz budur. Efendim biz bu duamızı, namazımızı eda edene kadar siz oturun diyelim. O çocuklar da anlasınlar ki ha demek ki yapılması gereken bir dua varmış günde. Evet. Biz de bunu büyüdüğümüz zaman biz de yapacağız. Onları asla zorlamayalım. Sen de yap diye. Onlar zaten bizden görerek onu doğru bir biçimde, doğal bir biçimde hayatlarına aktaracaklar. Bir çocuk, en şanslı çocuk kimdir? Kimdir hocam? En şanslı çocuk anne ve babası ile camide buluşabilen çocuktur. Hayatta ondan daha şanslı bir insan olamaz. Niçin? Anne ve babası o kadar o çocuğun kendisine emanet edildiğini farkında ki ona vermesi gereken en mühim ruhunu besleyecek. Çocuğun ruhi gelişimini, kimliğini, kişiliğini oluşturacak o ibadet bilincini cami ortamında buluşarak ona öğretmiş oluyor. Ona fazla bir şey anlatmasına gerek yok. Anne ve baba namazdayken çocuk gerekli eğitimi almış olur. Ne der çocuk içinden? Ha demek ki ben de büyüdüğüm zaman annem ve babam gibi namazda olmalıyım. Ve bu doğaldır. Doğaldır bu. Evet. Yani böyle efendim hayatın uzağında bir şey değildir. Bizim nefes almamız gibidir, yemek yememiz gibidir, susadığımız zaman su içmemiz gibidir namaz kılmak. Değil mi? Dua etmek. Evet. Evet. Bunu o bakımdan en şanslı çocuk, en şanslı torun dedesiyle camide buluşabilendir. Evet. En şanslı çocuk anne ve babasıyla camide buluşabilendir. Hiç korkmasın o zaman anne ve baba. Çocuk cami-i şerifte bütün değerleri alacak doğru bir biçimde. Çünkü saygı orada öğretiliyor gerçek anlamda. Allah'ın önünde orada rükû eden insanlar var. Allah'ın önünde secde eden insanlar var. Allah'a dua eden insanlar var. Allah'ım ben acizim, ben aciz bir kulum, bana yardım eyle diyen bir baba var, anne var, dede var. Çocuk onu görünce bitti mesele. O eğitimini almıştır. O bakımdan sıfır, tekrar ifade etmek istiyorum. 0-6 yaş arasında özellikle 0-4 yaş daha önemli. Çocuklarıyla camide bulunabilen anne ve babalar veya dedeler, büyük anneler çocuklarına yeterli değerler eğitimini vermiştir. Hiçbir şey anlatmasına gerek yok. O bütün sonuçları o dikkatli çocuk annesinin babasının gözünün içine bakarak o ne yapıyor acaba? Nasıl konuşuyor? İnsanlara nasıl hitap ediyor? Arkadaşına nasıl davranıyor? Camide davranışları nasıl? Sokakta nasıl? O onu takip ediyor. O bakımdan sokaklarda bazı haramlar varsa insanların işlediği cemaati bizim izleyicilerimiz hepsini biliyor. Muhakkak açık konuşmaya gerek yok. Evet. Onları perdeliyoruz. Çocuklar görmesin, o haramları doğal olarak algılamasın diye. Bunlar yanlıştır. Perdenin arkasında yapılıyor bu iş. Demek ki bu iş doğru değildir. Eğitimini alacak çocuk.
Evet. Sokakta da eğitim var. Dolayısıyla camilerdeki bu eğitime bütün Edirne'li vatandaşlarımızı ben özellikle genç anne ve babaları aman aman camide gelip namaz kılmasalar bile cami vakit aralarında olsa bile bakınız mutlaka cami yani namaz vaktinde gelmesi şart değil. Alsın çocuğunu torununu camide oynasın çocuk. O camide çocuk çok dikkatli gözetleyicidir. Evet. Çocuğun bakışlarında her an bir şey öğrenir çocuk. İyi veya doğru veya yanlış. Ama camide bir şey alır. Mutlaka bir şey öğreniyor. O yanlış olan öğrenimin perdelemek gerekiyor anne ve baba olarak. Mesela diyelim ki bir kardeşimiz eskaza alkol alıyorsa o perde arkasında. Çocuk görmeyecek. Evet. Onu engel. Sigara içiyorsa sigarayı kapalı mekanlarda. Yani kapalı dediğimiz yani çocukların görmeyeceği mekanlarda içelim ki sigaranın normal doğal bir şey olduğu algısı olmasın çocuklarda yanlış olarak. Zararlı olduğu algısı oluşsun. Efendim buna da ihtiyaç var. Şimdi. Onun arkasından camiye getiriyor ibadet, saygı, sevgi, paylaşma, merhamet değerleriyle buluşturuyor. Bazı anne ve babalar camide çocuğuna bir lira verir mesela 50 kuruş verir veya ne verir 5 lira verir ne verirse der ki oğlum bak bir hayır kurumuna camiye yardım ediliyor sen ver der. Çocuğun eliyle sen at der çocuk der ki ben yardım ettim. Evet. Ben verdim. Arkadaşlarıyla paylaştım. Veren oldum. Ben bir gariba yardım ettim. Ben bir hayıra yardım ettim. Bu bilinci de böyle eğitim böyle bir şeydir. Evet hocam. Yani. Şimdi çocuklarımızın eğitiminden bahsettik. İşte yaş farklılığı konularına değindiniz. Şimdi bu çocukları yetiştiren anne babaları bizler Diyanet İşleri Başkanlığı Edirne Müftülüğü Kur'an kurslarında yetiştiriyor mu? Yani büyükler nasıl yetişiyor? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Özellikle bu yaz kurslarında bütün anne ve babaları, dedeleri ve büyük anneleri, evet. Her iki dedeyi ve büyük anneyi ben çocuklarıyla beraber 4 yaşına kadar, 6 yaşına kadar, 10 yaşına kadar camiyi paylaşmalarını bir kere tavsiye ediyorum. Öncelikli vazifemiz budur. Bunu biz yapabilirsek anne ve babalar olarak, dedeler olarak biz üzerimize düşen o eğitim, din eğitimi faaliyetini biz yapmış oluruz. Ondan sonra çok bir şey kalmaz zaten. Bakınız, biz kendimiz Kur'an okumayı bilmesek bile önemli değil. Yani bilemesek bile, bilsek elbette daha aliyyülala olur. Onun için de çalışmalarımızı ifade edeceğim. Evet. Ama bilemesek bile çocuklarımızı bundan mahrum etmeyelim. Onları getirelim bir kere. Camide onlarla bir kere buluşalım. Bunu özellikle istirham ediyorum. Bütün camilerimiz açık. Özellikle anne, babalar, dedeler çocuklarıyla camide yaz kursları vesilesiyle olsun. Zaman zaman vakit aralarında olsun. Vakit namazlarında olsun. Buluşalım bir kere. Evet. Bu bizim vazifemiz. Anne ve babanın en önemli vazifesi bu. Bir kere. Yani mutlaka cami ortamında çocuklarla buluşup camiyi paylaşıp ayrılmak. Çocuk orada oyun oynayacak. Çocukların camide oyun oynamalarına da mutlaka müsaade ederim. Ama onlarla konuşalım. Onlara eğitim verelim. Diyelim ki şimdi biz ibadet ederken oynamayın. İbadetimiz bitince oynarsınız diyelim. Onlar söz dinliyorlar. Hiç söz dinlemeyene ben rastlamadım. Doğru hocam. Çocuklar muhteşem. Hele 4 yaşına kadar, 6 yaşına kadar kesin sizin sözünüzü dinlerler. Etki edersiniz. Aman çocukları azarlamayalım. Çocuklara kızmadan bunu söyleyelim. Güzelce söyleyelim, sevgiyle söyleyelim. Hocalarımız da söylesin ama esas vazife 6 yaşına kadar anne ve babanın üzerinde. Dedenin, büyük annenin, babanın üzerinde. Yani esas vazife bu din eğitimi vazifesi 6 yaşına kadar ailede. Onu bir kere yapalım. Evet. Bundan sakınmayalım. Camilerimiz açık. Camilerimizin diğer camilerimizde açık olduğu zamanlarda ama Selimiye'de Eski camide, Üçerefe'de 24 saat camilerimiz açık. Camilerimize gelelim, grup grup ailece gelelim, ziyaret edelim. Hocam, bu eğitimin önemli, esas temeli bu. Yani din eğitiminin anladım. Temeli bu. İkincisi, biz bir kere daha sonra ne yapacağız müftülük olarak? Evet. Biz Allah'ın izniyle, yardımıyla şu anda kız hafız Kur'an kursumuz tam kadro çalışıyor. İstanbul standartlarında bir çalışma. Muhteşem.
sonuçlar aldık. 8 tane şu ana kadar bu seneyle beraber hafızımız mezun oluyorlar. İnşallah onları şimdi umreye de göndereceğiz. Kur'an kursu, o konuya geçmeden önce evet. Kur'an kursumuz esas nerede hocam? Şimdi, kız Kur'an kursumuzun yeri nerede? Kız Kur'an kursumuz hastanenin karşısında merkez Kur'an kursumuz. Evet. Biz oraya bir de Selimiye ek binamızı da açtık. Şu anda orada faaliyette, da, o da faaliyete geçti elhamdülillah. Şu anda Kur'an kısa vadede bakınız. Kur'an kursu ihtiyaçlarımızı biz elhamdülillah yine Sayın Valimizin de destekleriyle sağlamış bulunuyoruz. Erkek hafız Kur'an kursumuz işte, Edirne buna hasret. Önemli olan o önemliydi. Biz şu ana kadar Hasan Sezai Vakfı'nda Allah o kardeşlerimizden de razı olsun kapılarını gönüllerini bize evet. açtılar. Orada faaliyet gösteriyorduk ama yeterli olamadı. Talep çok. Şu anda 40 öğrencimiz yatılı olarak Saraçlar'da açtığımız, yeni açacağımız. Yani şu anda son hazırlıkları tamamlanıyor. Saraçlar'da da mı açılıyor? Saraçlar'da da yatılı Kur'an kursu, erkek Kur'an kursu açıyoruz. 40 yatılı ama yaz Kur'an kursunda da yatılı öğrenci alacağız oraya. Yazın da yatılı okuyacaklar. Ben buradan ilan ediyorum vatandaşlarımıza. 5. ve 6. sınıflardan alıyoruz oraya öğrenci. Evet. Ama yaz kursu için diğer yaş gruplarından da alacağız. Onu müftülüğümüze müracaat ederek öğrenebilirler. Orada da büromuz açıldığı zaman hutbeden ilan edeceğiz. Adres vereceğiz. Oraya kayıtlarını yaptırabilirler. Zannediyorum çok yoğun bir kayıt olacak. Eğitim kadromuz çok yeterli ve çok profesyonel. Hem erkek hem kız Kur'an kursu hocalarımızın eğitim kadromuzun standardı İstanbul standardında. Hiç İstanbul'a göndermekle Edirne'de okutmak arasında hiçbir fark yok. İstanbul tabii zirvedir. Ama Edirne'de de elhamdülillah Allah lütfetti. Diyanet İşleri Başkanlığımızın da destekleriyle biz muhteşem bir eğitim kadrosuyla başladık işe. Her yönüyle, hem pedagojik yönüyle, hem hafızlık yönüyle, hem Arapça yönüyle, hem diğer ilimleriyle. İşte Edirne bekliyordu efendim bunu. Bu hakikaten Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur. Tabii hepimizin. Bütün Edirnelilerimizi, Edirneli vatandaşlarımızın da burada duaları var. Bunu söyleyeyim ben Selimiye'den zaman zaman bütün gittiğim camilerden bu duayı paylaşıyorduk. Allah nasip etti. Önümüzdeki Allah nasip ederse hedefimiz, evet. yani bu kısa vadede bir çözümdür. Şimdilik ihtiyaçlarımızı karşılayacak inşallah. Ama önümüzde 200 kişilik bir erkek Kur'an kursu. Arsamız hazır inşallah imara açılmasını bekliyoruz o bölgenin. Evet. Karaağaç'ta 200 kişilik bir erkek Kur'an kursu. Bir başka yerde de inşallah yine yerimiz var orayı planlayacağız. Onun şu anda net olarak yerini belirleyemedik. 200 kişilik de yatılı bir kız Kur'an kursu. Orta vadede Edirne ihtiyaç duyuyor buna. Çok talep var. Hocam. Elhamdülillah gerçekten. Belki de. Talepleri karşılamak için sınav yapma ihtiyacı bile evet. duyacağız. Ama gelenlerin hepsini bir şekilde alıp okutmak istiyoruz. Bu konuda bütün izleyicilerimizin de duasına ihtiyacımız hocam, var. Hocam ben şunu arz edeyim. Gerçekten gururla söylemek istiyorum. Yani Edirne bölgesinde, Trakya bölgesinde yaşayan kardeşlerimiz Kur'an'a, dine, din adamına gönlünü açmış durumda. Evet, evet. Ne isterseniz evet. bu kardeşlerimden, doğru. hemşerilerimden, doğru. izleyicilerimden doğru. yeter ki Kur'an için isteyin. Doğru. Yeter ki efendim ilim için isteyin. Her kalbini dine, din adamına, Kur'an'a açmış durumda. Evet. Belki anne babalar ibadetlerini tam olarak yapamıyorlar ama bu Kur'an'a din adamına kesinlikle dil uzatılmasına karşılar. Doğrudur. Ben de bunun iki yıldır büyük bir heyecanını hissediyorum. Edirne'mizde hakikaten mesela diyelim ki Edirne'mizde 500 civarında evet. kahve var. Evet. O kahvedeki vatandaşlarımızla zaman zaman sohbet ediyorum. İnşallah kahvelerimizde de birçok etkinliğimiz olacak. Başladık da evet. yavaş yavaş. Mesela Siyer-i Nebi okumaları olacak. Eskiden vardı bu geleneğimizde. Bu Türkiye'de de ilk olacak inşallah.
Kahvedeki vatandaşımız pırlanta gibi mümin kardeşlerimiz. Hepsi. Hiçbir istisnası yok bakınız. Edirne'de kahveler bir sosyal vakadır. Ben de zaman zaman fırsat buldukça gidip oturuyorum. Beraber sohbetler ediyoruz. Arkadaşlarımız, hocalarımız gidiyor sık sık. Onlar daha çok zamanları var. İnanınız hayran oluyorum. Kahvedeki vatandaşlarımız, samimiyetimle söylüyorum. Evet. Her konuda iman bakımından, ahlak bakımından, edep bakımından, bütün dini hususlarda pırlanta gibi insanlar. Yalnız nedir iş? Bir iş var evet. Yapılması gereken. Bu pırlanta gibi güzel insanları, hepsi inanın öyle. Hiç istisnası yoktur bakınız. Bir tane istisnasına ben rastlamadım 2 yıldır. Bu kahvedeki vatandaşlarımız pırlanta gibi tertemiz insanlar. Bu kardeşlerimize bir gidip de bir masada mesela biz ona başladık şimdi. Bir siyer-i sevgili Peygamber Efendimizin hayatı. Şurada şöyle bir kitabımız var, yaz kurslarımızda okunacak. Dinim İslam temel bilgiler. Çok muhteşem hazırlanmış bir eser. Bunu bu özet başkanlığımızın Diyanet İşleri Başkanlığımızın eseri. Bunu özet olarak o eskiden Ahmediye, Muhammediye efendim siret kitaplarının, megazi kitaplarının okunduğu kahvelerimiz bunlar. Kıraathanelerimiz yani. Gerçek anlamda kıraathanelerimiz. Oralarda inşallah bundan sonra o güzelliği yaşayacağız. İnşallah hep beraber. Oralarda yapacağımız bu güzel dini ama ne kadar fazla zaman almadan 20 dakika, 15 dakika. Yarım saati hiç geçmeyecek. Duruma göre, ihtiyaca göre, insanların talebine göre oradaki vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin bu kıraathane yapacak kahvelerimizi evet. Ve hayatın her alanı zaten bir eğitimdir. Kıraathanelerimiz de ben kahvehane de diyebiliriz buna ama fark etmez hiç mahsur yok. Esası kıraathanedir. Efendim kahvehanelerimiz yahut kıraathanelerimiz de iyi bir eğitim alanıdır aslında. Evet. Şu anda orada eğitim yapılmıyor mu? Yine yapılıyor efendim. Sözlü olarak evet. Sohbetlerle, evet. Güzel arkadaşlıklarla, dostluklarla biz bunu çok keşfettik. Buradaki hazineleri, bu değerli insanların bu kadar güzelliklerini biz biraz evet, geç hocam. Kaldık evet. Bu işte. Onun için de ben bütün kıraathanede, kahvehanelerde bulunan kardeşlerimizden özür diliyorum doğrusu. Biz onları keşfettik. Gerçekten hocam şöyle arz edeyim. Evet. Yani şimdi vatandaş gerek sabah namazında gerekse işte diğer namaz vakitleri aralarında yatsı namazından sonra veya yatsı namazından önce il müftüsünü, il müftü yardımcılarını, hocalarımızı, vaizlerimizi bekliyorlar. Onlarla tanışmak istiyorlar. Bugüne kadar buyurduğunuz gibi belki geç kaldık, ihmal edildi ama gerçekten vatandaşlar bekliyorlar. Bir il müftüsünün kim olduğunu sadece cami kürsüsünde değil, Selemiye kürsüsünde değil, mahalledeki kahvede de o vatandaş görmek istiyor. Gerçekten ben bunu dile getirerek zat-ı halinize sormak istiyorum. Allah razı olsun. Biz bundan sonraki önceliğimizi inşallah bu konuya vereceğiz. Beraberce cemaatle i̇nşallah. Namaz kılalım tabii. Diyor. Efendim tabii. Sabah namazında hocamızla beraber sohbet edelim. Evet. Efendim namazımızı kılalım tabii, elbette. Diye tabii. İfade etmeye çalışıyorlar. Zaten hocalarımızın büyük bir bölümü bu konuyu fevkalade güzel İşliyorlar evet yapıyorlar. Ama tabii fırsat buldukça biz de bu işe öncelik vereceğiz. Ve bunu inşallah kahvehanelerimizde de kıraathane evet. Halinde yapacağımız sohbetlerde güzel bir Peygamber Efendimizin hayatı ve dinim İslam bu temel bilgileri bir özet halinde evet. Okuyup bir güzel mahalleler arasında da güzel etkinliklerle bu işi süslemek i̇nşallah istiyoruz efendim. İnşallah. Buyurun. Şimdi hocam Haziran ayı içerisindeyiz. 15 Haziran itibariyle kayıtlarımız başlayacak evet. Kur'an kurslarımızla. Evet. Evet. Şimdi evet. Yaz Kur'an kurslarına kayıtlarımız 15'inde başlayacak. Eğitimde birinci eğitimde sanıyorum 22 Haziran'da başlayacak. Yani kıymetli izleyenlerimize, hemşerilerimize, bizi izleyen tüm kardeşlerime
yavrularımız için neyi tavsiye edersiniz? Nasıl ve ne şekilde yönlendirmeleri lazım ki camilerimize gelsin çocuklarımız? Öncelikle biz tabii bu sene oldukça fazla miktarda Kur'an kursu açtık. Evet, o yönüyle Tekrar Sayın Valimize şükranlarımı arz ediyorum. Evet. Sayın Valimizin çok büyük destekleriyle biz bu sene Kur'an kursu sayımızı... Edirne 6 yıllarını yaşıyor. Evet. Kur'an hutbede de ben bunu duyurmuştum bütün cami cemaatimize cuma vaktinde. 107 sınıfımız oldu 107. Edirne'de. Ve öğrenci sayımız da 2000'in üzerinde öğrenci sayımız oldu. Büyüklerden. Yani kış kursları, döneminde... Evet. Eğitim gören hanımefendiler kardeşlerinden. Evet, 2000'in üzerinde il genelinde iyi bir seviye bu. Evet. Zirve bir seviye bu. Ve çok iyi sonuç aldık. Zaten Kur'an'la ve bu dinimiz İslam din bilgileriyle buluşan insanlar çok mutlu oluyorlar bir kere. Ve onları görenler de biz de gitmeliyiz. Onlardaki o güzellikleri görenler de tabii Kur'an öğrenmek zor değil. 10 günde, 15 günde, en fazla 20 gün içerisinde Kur'an okumaya başlıyorsunuz. Kim olursa olsun, hangi yaşta olursa olsun. Dahil mi hocam? Tabii, hepsi dahil. Bütün... Yani 20 günde diyorsunuz yani ki... Yani bir çocuk 10 günde, bir haftada, 5 günde öğrenen de var. Ama çocuklar daha kolay çabuk öğreniyorlar. Orta yaşlarımız ve yaşlarımız da asgari... 15-20 günde öğreniyorlar. Bir aya giden çok azdır. Yani bir ay içine... Yani Kur'an harflerini öğreniyor ve okumaya başlıyor. Evet. Dini bilgileri de yanında eksiklerini öğreniyor. Dolayısıyla muhteşem bir heyecan ve zevk duyuyor. Evet. Biz bunu tabii bunun ötesinde yaz kursları açıldığı zaman inşallah bunu hep beraber gönül birliğiyle başarabilirsek... Tabii Kur'an öğrenen veya öğrenemeyen, gelecek sene öğrenecek olan ebeveynler, büyük anneler, halalar, teyzeler ve vesaire. Yani burada çok az da dayılar, amcalar yani erkek cemaatimiz var ama onların sayısı az. Onları da çoğaltmanın bir yolunu mutlaka bulmamız lazım. İnşallah kahvedeki yapacağımız bu sohbetler Kur'an eğitiminin de önünü açacak. Öyle ümit ediyoruz. İnşallah. Artık biz aynı sayılara erkek cemaatimizde de ulaşmak istiyoruz. Ulaşmamız biraz gerekiyor. Erkeklerde... Bu zor olmayacak. Bu hiç zor olmayacak. Zaten gönüller bir endişe var. Acaba öğrenmekte zorlanır mıyım diye. Hiç öyle bir endişe de yoktur. Öğrenmek su içmekten daha kolay bir iştir. Çünkü o zihinle yapılıyor. Su içmenin başka bir çok... O kadar kolay mı hocam? O kadar kolay. Su içmek daha zordur. Öğrenmek daha kolaydır. Çünkü zihinle yapılan bir iştir. Çok kolaydır öğrenmek. Bunu hissediyor hemen ilk dersten itibaren. Şimdi burada en önemli işimiz şu. Benim hem hanımefendilerden hem beyefendilerden bu yaz kursları döneminde tabii hafızlık kurslarını ayrıca ilan edeceğiz. Ben şimdi de duyuracağım ama. Buyur hocam. Yaz kursları döneminde bizim hem hanımefendilerden hem beyefendilerden bir isteğimiz var. Lütfen torunlarını veya çocuklarını kim kimi götürecekse cami-i şeriflere ayın 15'inden itibaren ilan edilecek önümüzdeki cumada da dikkat etsinler. Ayın yani okulların kapandığından bir hafta sonra yaz kurslarımız açılıyor. Alsınlar çocuklarını beraberce hoca efendiyle buluştursunlar. Bunu özellikle istirham ediyorum. Bu o kadar önemlidir ki beraber gidebilmek. Çocuğa hadi sen git dememek lazım. Beraberce. Yani zamanımız olmayabilir ama bunu şimdiden zamanımızı planlayalım. Bu çok mühimdir. Çok önemli bir vazifemizdir, sorumluluğumuzdur. Mesela dede veya anne ve baba özellikle daha çok. 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında çocuğunu elinden tutmuş camiye gidiyor. Evet. Çocuk diyor ki ben yalnız gönderilmiyorum. Yalnız bırakılmıyorum. Yanımda dedem bu var. Bu iş o kadar önemli ki. Bu Kur'an öğrenmek o kadar önemli ki annem de benimle geldi. Bunu biz sözle söylemiyoruz ona. O beraber gidişimiz çocukta böyle bir bilinç oluşturuyor. Yani böyle bir bilgi oluşturuyor.
kesin oluşturuyor bunu. Hiç şüphe yok. Doğru hocam. Yani annem de benimle geldiyse demek ki bu iş çok mühimdir. Onu başka türlü kimse anlatamaz çocuğa. O anne ve babanın vazifesidir. Beraber alacak, oğlum bak seni gönderiyorum ama ben de seninle geleceğim diyeceğiz. Beraber gideceğiz çünkü bu çok mühim bir iştir. Bu senin daha sonra telafi edemezsin bunu, zor olur. Daha sonra büyüyeceksin, işlerin artacak, meşgale dünyan çoğalacak değil mi? Evet. İlgi alanların dağılacak. Şimdi bunun zamanıdır ve bu da benim vazifemdir. Benimle beraber gideceğiz oğlum, beraber gideceğiz diyeceğiz. Kızım beraber gidiyoruz diyecek anne özellikle kız çocuğuyla, baba erkek çocuğuyla fark etmez. İkisi beraber olursa daha iyi. Beraber gidecekler, hoca efendi onları karşılayacak. Diyecek ki hoş geldiniz, nasılsınız, iyi ki geldiniz. Bu çocuğumuzun camiyle buluşmaktan daha mühim bizim bir işimiz yoktur diyecek hoca efendi. Yani biz öyle diyoruz. Yani bizim en iyi, önemli işimiz nedir? Sizin bizimle şu andaki buluşmanızdır. Bundan daha sevap, daha iyi, daha güzel yapacağımız bir işimiz olamaz. Bir kere sizin camimize gelip burada çocuğunuzla beraber bulunmanız, bizim camimizi ziyaret etmeniz, çocuğunuzu buraya getirip ona Kur'an öğretmeye çalışmanız en mühim iştir. En güzel iştir bir kere. Peki bunu böyle dedikten sonra çocuk kalacak derse, evet. Tabii orası çok eğlenceli, çok güzel bir ortam. Orada hiç sıkılmayacak çocuğumuz. Grup grup, şimdi biz o hazırlıkları yapıyoruz. Bütün Kur'an kurslarımızda da sınıf açacağız. Bütün bazı okullarımızda da ihtiyaç olan okullarımız var. Geçen yılda açtık bazı mahallelerimizde. Evet. Camilerimiz yetmiyor, kalabalık öğrenci grupları geliyor. 15 kişilik ortalama sınıflar oluşturacağız. Ve hoca hanımlar, imamlarımız, tamam, müezzinlerimiz buralarda görevlenecekler. Görevlendirilecekler. Evet. Ve çok en mühim işi beraberce yapmış olacağız. Bununla da kalmayalım. Bir şey daha isteyeyim ben aziz izleyicilerimizden. Evet. Değerli izleyicilerimizden. İlk gün gittik. Tabii önemli bir sorumluluğumuzu, evet, yerine getirdik. Çok güzel. Ama onunla kalmayalım. Daha sonra zaman zaman vakit namazlarına fırsat buldukça çocuğumuzun camide olduğu bir zamanda gidelim. Çocuğumuzu ziyaret edelim. Çocuk desin ki o zaman bir eğitim alıyor çocuk gene. Evet. Anne ve babadan eğitim alıyor. Demek ki anne ve babam beni terk etmedi. Benimle beraber zaman zaman burada buluşuyor. Bu o da geliyor. O da geliyor. O da çocuğuna öyle yapacak. Yarın biz gözümüzü yumacağız, evet, sorumluluklarımızı inşallah yerine getireceğiz. O da çocuğuyla beraber aynı şeyleri uygulayacak. Diyecek ki rahmetli annem ve babam böyle yapardı, benimle camiye geldi, çok mutlu oldum ben. Dünyalar bana vahşedilmiş gibi oldu. Yani beni yalnız bırakmadı camide. O da 5 vakit namaza geldi, namaz kıldı. O da orada dua etti benimle beraber. Demek ki duayı bana annem vesile oldu, öğretti. Hocamdan da Allah razı olsun, anne ve babamdan da Allah razı olsun diyecek. Ve böylece çocuğumuz orada esas temel eğitimi böylece almış olacak. Evet hocam. Bunu da özellikle istirham ediyorum. Gerçekten. Evet. Bu tabii din eğitimi, Kur'an, çocuklar ve cami konulu şeyimiz... Bir saate sığmaz tabii, evet, ki. Evet. Bir baktım ki zaman o kadar, evet, ilerlemiş. Bir de hafızlık kursunun, tamam hocam, saatlerini belirtelim. Şu anda, evet, sizden alalım hafızlık Kur'an kursların saatlerini. Evet. Buyurun. Birinci dönem hafızlık eğitimi, evet, tarihleri 6. ayın 8'inde başlıyor. 17'sine kadar devam ediyor. Kayıtlar. Kayıt bu değil mi? Kayıtlar, evet. Kayıt. 8'inde başlıyor, 10 gün devam ediyor yani. Yani ya pazartesi. Pazartesi 8'inde başlıyor, hafızlık kayıtları. Evet, hafızlık kayıtları. Evet, ikinci dönem 10. ayın 5'inde. Peki bunları da söyleyelim. Başlayacak. Kimler hafızlık kayıtları yaptırabilir? 5 ve 6. sınıftakiler, evet, hafızlık kayıtlarını yaptırabilirler. Evet. Dolayısıyla bu konuda... 4. sınıftan mezun olanlar da yaptırabiliyor. Bu konuda müftülüğümüzden gelsin izleyicilerimiz detaylı
bilgi alsınlar. Şimdi hocam hemen çocuğunu hafızlık çalışması yaptırmak isteyen kardeşlerimiz şimdiden gelsinler müftülüğümüzden. Kur'an kursları bölümümüz var orada, evet. Biliyorsunuz. Mehmet Çelebi hocamız o Allah bölümle ilgileniyor. Evet. Efendim Hayrullah Bey ilgileniyor. Evet. O iki arkadaş, özellikle müftü yardımcımız ve Hayrullah Bey o bölüme bakıyor. Onlardan bilgileri alsınlar. İkinci dönem 10. ayın 5'inde başlıyor, 10. ayın 14'üne kadar devam ediyor. Üçüncü dönemde 2. ayın 8'inde 2016'da başlıyor. İkinci ayın 17'sine kadar devam edecek. Efendim kayıtlar bunlar. Hafızlık temel eğitimi. Bu daha önemli. Önce bu geliyor. Önce temel Yani hafızlık eğitiminden önce hafızlık temel eğitimi kayıtları. 6. ayın 8'inde yine başlıyor. Pazartesi 17'sine kadar devam ediyor. Aynı tarihler. Temel eğitimde aynı tarihlerde başlıyor. Mutlaka çocuğunu hafızlık yaptırmak isteyen yatılı olarak İstanbul'a gitmesine götürmesine gerek yok. Mükemmel bir eğitim kadromuz hem erkek hafız öğrencilerimizde hem kızlarda var. Sayın Valimizin de ifade ettikleri gibi roman öğrencilerimizden de hafızlık bölümünü alacağız. Evet. Ve roman kardeşlerimizden de vatandaşlarımızdan da hafızlar yetişecek inşallah. Mutlaka var. Şu anda da var öğrencimiz. Şimdi hocam merak edilen bir konu var. Evet. Tabii çocuklarını hafızlığı için Kur'an kurslarımıza getirecek sayın velilerimiz. Ama bir maddi sıkıntı çekecekler mi? Yani evet. Maddi sıkıntılarını evet. Kim karşılayacak? Bizim kurslarımız tamamen ücretsizdir. Bunu söyleyeyim. Yemeği, içmesi, yatması, hiçbirinden ücret alınmıyor. Evet. Sadece öğrencilerini getirecekler o kadar. Başka hiçbir masraf etmeyecekler. Bize teslim edecekler. Yani kitap masraf, kitaplarımızı da biz karşılıyoruz. Bütün materyalleri biz karşılıyoruz. Eğitim materyallerini. Evet. Yemesini, içmesini, yatmasının tamamı bize aittir. Hiçbir masraf etmeden, ücret ödemeden bu eğitimlerini alacaklar inşallah. Çok da başarılı olacaklar. İnşallah zaten efendim. Bizdeki hafızlar da, hafızlık çalışanlar da şu anda çok başarılı maşallah. Hem Allah okullarında çok başarılılar, evet. Hem derslerinde hem hafızlık bölümünde çok başarılılar. Hocam buraya evet. Gelirken bir de Ramazan Günlüğü adı altında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın evet. Çocuk dergisinin bir eki olarak bunu almıştım gelirken. Evet. Zat haliniz bunu da ekranda evet, tanıtabilirim. Bu çocuklarımıza yönelik evet. Çok güzel bir muhteşem bir çalışma. Türkiye Ramazan genelinde. Günlüğü. Ramazan-ı Şerif'e çocukların katılımını, çocukların iştirakini artırmak için çok eğlenceli ve çok güzel bir çalışma yapılmış. Diyanet Çocuk Dergisi'ne ek olarak. Ebeveynler size gelerek, evet. Nuri Bey'e gelerek abone oldukları zaman çok cüz'i ücreti tabii var tabii. Yani. Onu söylemeye gerek yok. Evet. Efendim çocukları hem Ramazan boyu hem Ramazan dışında hakikaten bugünün eğitim standartlarında evet. Çok eğlenceli ve çok kaliteli çocuklara hitap eden hem bu arada dini öğreten, anlatan, sevdiren ve oyunla anlatan, evet. Oyunla öğreten muhakkak, evet. Çok güzel bir dergi bu. Anne evet. Babalar bundan çok büyük bir istifade edebilirler. İnşallah. Bir an evvel gelsinler ve size abone olsunlar. Çok evet, faydalı. Efendim. Abone ücretini karşılamayanlara biz yardımcı oluruz. İnşallah efendim. Bir endişeleri olmasın. Kimdir? O konuda da yardım ederim. Hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı kıymetli izleyenlerimizi bu konularda aydınlattığınızdan dolayı Kur'an kursları, cami ve çocuklarımız konularında sizlere şükranlarımızı arz ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ben şunu da ifade ederek programımızı kapatacağız. Gerçekten Diyanet İşleri Başkanlığı ve Edirne İl Müftülüğü tüm kardeşlerimin evine ücretsiz olarak Kur'an meali dağıttı. Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle evet. Diğer zamanlarda. Evet. Yine halkımız bundan çok memnunlar. Herkesin evinde bugün Kur'an meali bulunmakta. Evet. Kur'an mealini sizlerin vasıtasıyla
Edirne İl Müftülüğü'nün vasıtasıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vasıtasıyla kıymetli izleyenlerimize, vatandaşlarımıza, hemşerilerimize dağıttık. Onlar da şükranlarını arz ediyorlar, teşekkür ediyorlar. Bu ekrandan sizlere de ben onların namına teşekkür ediyorum. Ben şunu söyleyeyim, evvelki seneki kutlu doğumda biz Edirne'deki evet. il ve ilçelerdeki bütün çocuklarımıza ulaştık. Evet. Kendilerine bir 40 hadis, evet. 40 bin adet, 40 evet. hadis ulaştırdık o zaman biliyorsunuz. 40 bin adet Siyer-i Nebi Peygamberimizin evet. hayatını ulaştırdık. Ve 20 bin adet de Peygamberimi Öğreniyorum kitabını ulaştırmıştık. Evet. Bu yıl yine devam ettik buna. Yarışmaya yönelik oldu. Fakat Edirne'ye ben de çok şükranlarımı arz ediyorum. Özellikle Milli Eğitim Müdürlüğümüze evet. şükranlarımı arz ediyorum. Bu sene 11.800 öğrencimiz 40 hadis bütün okullarımızda, il ve ilçelerde 40 hadis ve Siyer-i Nebi yarışmalarına katıldı. Bu Türkiye'de bir rekordur, yani zirvedir. O bakımdan Edirne'mizden yerden göğe kadar vatandaşlarımızdan memnunuz. Allah hepsinden razı olsun. Cenab-ı Hak Edirne'yi Selimiye gibi, bu şaheserler gibi şaheser bir sosyal hayatı yaşamaya da muvaffak eylesin. İnşallah. Ben önümüzdeki 5 yıl içinde inşallah bunun da Edirne'nin sosyal hayat itibariyle de komşuluklar, arkadaşlıklar, dostluklar, akrabalıklar yönüyle de evet. camilerimizin hayatın merkezinde olması yönüyle de Türkiye'de ilk sıraya yükseleceğini düşünüyorum. İnşallah. Efendim, çünkü Selimiye Edirne'dedir, Ulu Cami Edirne'dedir, Üç Şerefeli Cami-i Şerif Edirne'dedir, Osmanlı ruhu, evet. fetih ruhu Edirne'dedir. Evet. Teşekkür ediyorum, evet, tebrik efendim. Ediyorum efendim. Hizmetlerinden dolayı Sayın Valimize, zat halinize, Milli Eğitime ve bizi, tüm kurumlarımıza, bizi belediyemiz yardım eden evet. belediye başkanımıza evet. ve tüm evet. kurumlarımıza ve bizi aydınlatan, bizleri yalnız bırakmayan basınımıza da şükranlarımızı evet. arz ediyoruz. Özellikle, Edirne evet. Televizyonu. Evet. Bütün basına teşekkür evet, ediyorum. Efendim. Biz cuma günleri bunu da duyuralım vatandaşımıza. Evet. Bizim sayfa diye bütün gazetelerimiz bizim bir dini sayfamızı yayınlıyorlar. Birkaç aydan beri. Şimdi özellikle bu sayfayı takip etmelerini diliyorum. Evet. İstirham ediyorum. Çünkü bu sayfa da oruç konusunda şu anda bu cuma evet. aradıkları bütün güzel yazıları, mesajları, bütün fıkhi soruları bulacaklar. Çok kaliteli bir sayfa. Bu da Türkiye'de İnşallah. Sadece Edirne'de var. Başka bir ilde yok. Şanslı. Yani o bakımdan Şanslı. Edirne özeldir. Evet. Edirneli vatandaşlarımız özelimizdir. Edirneli basınımız özelimizdir. Evet. Hepsine teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden Sağ razı olsun. Sağ olun hocam. Teşekkür Sağ. Ediyoruz verdiğiniz bilgilerden Sağ. Dolayı. Hocam izninizle programımızın sonunda bir dua ile kapatıyoruz. İzninizle. Buyurun. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvane illa alez zalimin. Ey bağışlaması bol Allah'ım, bizleri en güzel şekilde yarattın. Yüce İslam dininle onurlandırdın. Bizleri bu güzel ve onurlu yoldan ayırma ya Rab. İnanıyoruz ki rahmetin, mağfiretin, bereketin çoktur. Lütfeyle bizlere Allah'ım. İnanıyoruz ki sen affedicisin, affetmeyi seversin, bağışlayansın. Affeyle bizleri Allah'ım. Medhü senan için kalem tutan eller, tesbihin için ikrara gelen diller, zikrin için takvaya susamış gönüller hürmetine ya Rab. Felekleri nura, melekleri surura, alemleri huzura kavuşturan Fahri Kainat Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hürmetine ya Rab. Arştan ayet ayet Kur'an'ı indiren, Habibini alemlere rahmet olarak gönderen, bizi imanla, İslam'la şereflendiren Yüce Allah'ım, yolundan döndürtme bizleri. Amin. Kalbimizdeki iman ateşini söndürtme. Amin. Settarul uyupsun sen, günahları affeder, ayıpları örtersin. Affeyle bizleri Allah'ım. Amin. Adına alışkın dudaklarımız,
Mevlidine hayran kulaklarımız. Günahkar da olsa yolunda yürüyor ayaklarımız. Yolundan döndürtme bizleri Allah'ım. Başımız dik, alnımız açık, gönlümüz tok, gözümüz tok, gönlümüz dolu. İşimiz, uğraşımız yolunda olsun. Rızkımızı bol, mutluluğumuzu daim eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbel Alemin, şu mübarek cuma günü ellerimizi semaya açtık. Ya Rab diye sana sesleniyoruz. Bizleri yüce deryahından boş çevirme Allah'ım. Ölmüşlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhlarını şad eyle Allah'ım. Anadolu'yu Türkiye ebedi yurt yapan aslanların, İstanbul surlarına sancak diken Ulubatlı Hasanların, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Erzurum'da, İzmir'de şahlananların, toprağın altında kefensiz yatanların ruhlarını şad eyle Allah'ım. Amin. Üstünde yaşayan yiğitleriyle kıymetli, altında yatan şehitleriyle kıymetli bu cennet vatanı her türlü felaket ve musibetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Amin. Bu cennet vatanı bizlere emanet eden, şehit ve şüheda kanıyla sulanmış şu mübarek toprakları bizlere emanet eden, şanlı bayrağımızın dalgalanmasına vesile olan Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder, Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da rahmetle anıyoruz. Ruhlarını şad eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizleri birlik ve beraberlikten ayırma Allah'ım. Amin. Minarelerden ezanımızı, gönlerden bayrağımızı indirtme Allah'ım. Amin. Kalbimizdeki iman ateşini söndürtme Allah'ım. Sen ben diye bizi birbirimize düşürtme Allah'ım. Amin. Dünyanın çeşitli yerlerinde düşman çizmesi altında inim inim inleyen, bizlerin duasını bekleyen, feryat eden tüm kardeşlerime de yardımlarını ihsan eyle, yardımlarını ikram eyle Allah'ım. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem cemaatimize, bizi izleyenlere bir duyurum daha olacak. Önce Fatiha diyelim. El Fatiha. Buyurun hocam. Duanızda geçti Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Çok mühim. İki önemli miras bıraktı bize Mustafa Kemal Atatürk. Bunlardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. Kendisi yaptırdı biliyorsunuz. Evet hocam, çok önemli. Elmalı tefsirini, Elmalı Hamdi yazır ki şu anda onun üstünde bir tefsir yok. Yok değil mi efendim? İnşallah ileride yapılabilirse bilmiyorum ama şu anda onu Mustafa Kemal Atatürk bize emanet bıraktı. Evet. Kur'an-ı Kerim'i kesinlikle bugüne taşımak için mutlaka Türkçe olarak bir tefsir yapılması gerekiyordu ve onu yaptı. İkincisi de Tecrid-i Sarih tercümesini yaptırdı ve Türk milletini, büyük milletimizi, devletimizi iki şeyle buluşturdu. Kur'an'la ve sünnetle buluşturdu Mustafa Kemal Atatürk. Evet. O bakımdan bu iki mirasa sahip çıkalım ve çocuklarımıza da cami ortamında bu Kur'an'ı ve sünneti eğitim olarak çocuklarımıza bu mirası aktaralım. Bu hepimizin ayrıca vazifesidir. Evet. Biz de hakikaten hocam, Mustafa Kemal Atatürk'ü bu vesileyle tarihi iki mirastır bu. Evet. Minnetle yad ediyoruz. Efendim Allah bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar, hayırlı günler kıymetli izleyenler.